Değerli arkadaşlar, değerli emekçiler, herkese iyi akşamlar. Ben Teksip Sendikası Teşkilatlandırma Uzmanı İbrahim İpek. Bolu İl Temsilciliğinden tekstil emekçilerini bilgilendirme amaçlı buradayız arkadaşlar. Öncelikle sendikamızı tanıtayım sizlere. Arkadaşlar, biz Türk İş'e bağlı Teksip Sendikası Türkiye'nin ulu çınarı. Tekstil emekçilerinin sonuna kadar yanındadır. Teksip Sendikası 1940'tan bugüne kadar var olan bir sendikadır. İşçilerin her zaman yanında olmuştur, yanında da olmaya devam ediyor. Arkadaşlar, tekstil emekçileri neden sendikalı olmalı? Bugün baktığımızda Türkiye'de iş kolunda en düşük maaş alan iş kollarından biri tekstil emekçileri arkadaşlar. Asgari ücret açlık sınırı altında çalışmaktayız. Bu nedenden dolayı asgari ücretin açlık sınırına tabi olmamamız için sendikalı olup anayasal hakkımızı kullanarak alacağımız ikramiye ve sosyal haklarla insanca yaşayabileceğimiz bir ücret almayı hepimiz hak ediyoruz arkadaşlar. Bunun için öncelikle Teksip Sendikası'na üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Üye olduktan sonra, bu toplu sözleşmeyi yaptıktan sonra sizler toplu sözleşmeden sonra alacağımız 4 ikramiye ve sosyal hakların tamamından yararlanabilirsiniz. Bunun için öncelikle neler yapmamız gerekiyor onu anlatayım arkadaşlar. Çalıştığımız fabrikada diyelim ki 150 kişi çalışıyor. Fabrikada tek şirket. Bunun için 75 artı 1 yani %50 artı 1 kişi üye yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sendika burada yetki aldıktan sonra toplu sözleşme masasına oturuyoruz arkadaşlar. Toplu sözleşme masasında bu gördüğünüz kitapçık gibi kitapçık oluşturuluyor. Burada işçinin talepleri yazıyor arkadaşlar. Talepler patrona iletildikten sonra, şartlar kabul edildikten sonra işte ikramiye ve sosyal haklar güvence altına alınıyor. Bu gördüğünüz toplu sözleşme kitapçığı gibi oluşturuluyor. Bu toplu sözleşme kitapçığından sonra 3 yıl boyunca işveren ve sendika bu toplu sözleşme kitapçığındaki yer alan maddelere uymak zorunda arkadaşlar. Sizleri bir an önce sendikalaşmaya davet ediyoruz arkadaşlar. Sizlere sendika kötü diyen işveren veya işveren vekillerine şunu diyebilirsiniz. Madem sendika kötü, işverenlerin neden sendikası var? TİSK sendikası. Bunun ismi de TİSK'tir. Türkiye İşverenler Sendikası. Bu sendika patronları korumak için var arkadaşlar. Bugün baktığınızda asgari ücret belirleme masasında kimler var? İşveren sendikası, hükümet, Çalışma Bakanlığı, işçi sendikaları var arkadaşlar. Türk İş Konfederasyonu var. Burada gördüğünüz gibi madem sendika kötüyse asgari ücret belirlenirken neden işveren sendikalarının temsilcileri var? Hükümet arabuluculuk yapıyor. İşçi sendikaları da işçileri savunmak için var. En basit örnek verdim size. Bugün madem sendika kötüyse devletimizin bütün çalışan kurumlarındaki memurlar ve işçiler hepsi sendikalı. Size örnek verebilirim. Cami imamlarından tutun, hemşire, doktor, belediye işçisi, aklıma daha gelemeyen bir sürü kurumda sendikalı çalışan var. Madem sendika kötüyse buradaki çalışan emekçiler neden sendikalı? Sendikalı olmak anayasal bir haktır dedik ya arkadaşlar. Anayasanın 51. maddesinde açık ve nettir. Ne diyor? Her işçi özgür iradesiyle sendika üye olabilir. Bu anayasal haktır işçi için. Sendika işçi ile işveren arasında bir köprüdür arkadaşlar. Yani bugün devletimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bile her konuşmasında işçilere ne diyor? Sendikalaşın diyor, örgütlenin diyor. Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Belgin de aynısını söylüyor. Sendikalaşın, sendikalaşın. Yani bugün emekçi kardeşlerimiz sendikalaşmazsa asgari ücretle çalışmaya mahkum olacağız arkadaşlar. Bizim Türkiye'de işçi sınıfı olarak bir an önce birleşip sendikalı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Sendika olmak toplu sözleşme demek. Toplu sözleşme işçinin güvencesidir arkadaşlar. Hiçbir zaman unutmayın. Toplu sözleşmeler işçinin kaskosudur. Neden toplu sözleşme diyoruz? Toplu sözleşmede alacağınız zamları ve tüm hakları biliyorsunuz.
Yani diyelim ki asgari ücrete gelecek zamı beklemiyorsunuz. Neden? Çünkü toplu sözleşme kitapçığında bu belli. Her yıl ne kadar artış olacağı kitapçıkta yazıyor burada. Bunun içinde belirlenen oranlar var. İşte enflasyon farkı, asgari ücret farkı, üstüne binen zamlarla beraber asgari ücreti beklemek zorunda değilsiniz. O yüzden sendikalaşın arkadaşlar. Bir an önce sendikalaşın, bu kölelik düzeninden kurtulun arkadaşlar. Bugün tekrar söylüyorum, Türkiye'de en düşük maaş alan iş kolu biziz, tekstil. O yüzden tekstilde çalışan arkadaşlara buradan çağrımdır. Bir an önce sendikalaşın, devletin ve sendikanın güvencesi altına girin arkadaşlar. Sendikalı işçiler, sendikalı üyeler işten atıldığında veya bir savunma yediğinde sendikamızın avukatları aracılığıyla onlara sahip çıkıyoruz. Davalarını açıyoruz, savunmalarını yazıyoruz. Sendika sonuna kadar sizin yanınızda. Korkmayın arkadaşlar. Sendikayı size bir öcü gibi gösterenlere inanmayın. Bugün sendika kötü bir şeyse E-Devlet üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Madem kötü bir şeyse neden E-Devlet'te sendikalar üyelik işlemleri var? Bir düşünün. İkinci bir konu, üye olduğunuzu kesinlikle işveren göremez. Neden göremez? E-Devlet kişiye özel, kişinin mahremi. Üye olduğun zaman kimler görür? Bir, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı görür. İki, üyesi olduğunuz sendika yetkilisi görür. Bunun haricinde üçüncü bir kişinin görmesinin imkanı yok arkadaşlar. Bu yalanlara kesinlikle inanmayın. Sizden E-Devlet isteyen kişilere de E-Devletinizi vermek zorunda değilsiniz. E-Devlet isteyen kişileri savcılığa şikayette bulunabilirsiniz arkadaşlar. E-Devlet istemek suç. 3 ayla 3 yıl hapis cezası var arkadaşlar. Bu ispatlandığı takdirde. TCK'nın 118. maddesi açık ve nettir. Sendikalı işçi, sendikaya üyesin, ver E-Devlet'ini istifa ettireceğim demek suç. Sendikalı işçi, sen sendikalısın işten atıyorum demek suç arkadaşlar. Bu haklarınızı bilin. Bugün arkadaşlardan bize sıkça gelen sorular şunlar. İşte işveren bizi 12 saat çalıştırıyor, mesai ücretimizi ödemiyor. Bunun gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde 4857 iş kanunda haftalık çalışma saati 45 saattir arkadaşlar. Bu 45 saati geçen çalışmalarda işçinin onayı ve rızası olması gerekiyor arkadaşlar. 12 saat çalışan arkadaşları kendi rızasıyla çalışıyor. Neden? İşveren size kağıt imzalatıyor. Ben gönüllü çalışırım diye siz de imzalıyorsunuz. Yani bugün baktığımızda Türkiye'de haftalık 45 saat çalışmamız gerekirken çoğu iş yerleri 12 saat çalıştırmakta. Arkadaşlar sendikalı iş yerlerine bir bakın. Bir de sendikasız iş yerlerine bakın. Farkı görürsünüz. Sendikalı iş yerlerinde huzur olur, disiplin olur. Herkesin kafası rahat olur. Neden? Çünkü iş yerinde herkes alacağını biliyor. Kafası rahat. Çünkü bir düzen var, tertip var. Sendikasız iş yerlerine bakın. Kaçak işçi çalıştırıyorlar. Maaşlar gününde yatmıyor. Mesailer ödenmiyor. Bunun gibi bir sürü örneklerini karşılaşıyoruz, görüyorsunuz. Buradan tekrar arkadaşlara çağrımdır. Bir an önce sendikasız olan tekstil emekçileri ve diğer iş kollarında hiç fark etmez. Tüm arkadaşlar mutlaka sendikalı olmalı arkadaşlar. Bugün geçmişte baktığımızda da görürsünüz. Geçmişte daha çok sendikalı işçi çalışırken şimdi maalesef daha az sendikalı işçi var. Çünkü neden? İşçiler artık kendi bilinçlenmiyor. İşçi kendi haklarını araştırmıyor. Kulaktan duyma haberlere inanıyor. Arkadaşlar bugün sosyal medya diye bir şey var, internet var. Yani internet çağında yaşıyoruz. Herkes Google'dan yazabilir. Sendika nedir? İşçi hakları nedir? Bir araştıralım arkadaşlar. Kesinlikle kulaktan duyma haberlere inanmayalım. Bugün devletimizi yöneten büyüklerimiz sendikaya üye olun diyor. Yani bunun daha üstünde kim var? Sayın Cumhurbaşkanımız sendikaya üye olun diyor. Sayın Çalışma Bakanımız sendikaya üye olun diyor. Yani burada kötü bir durum yok. Kesinlikle sendika kötü bir şey değil. Tekrar söylüyorum. Sendika kötüyse neden devletin bütün kurumlarında, memurlarda ve işçilerde sendika var? Neden işverenler sendikası var? Bugün baktığınızda en basit bir örnek size vereyim.
Berberler odası var, bakkallar odası var, şoförler odası var, avukatlar baro birliği var. Neden? Herkesi savunan bir kurum var. İşçinin kaskosu da sendikalar. Sendika, işçinin kaskosu arkadaşlar, unutmayın. Sizi savunacak ve koruyacak tek kurum, işçilerin dostu sendikadır arkadaşlar. Sizlerden gelen soruları bekliyoruz. Cevapları vereceğiz arkadaşlar. Sorularınızı bekliyoruz.